never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kadın Motosiklet Kulübü üyelerinden iki kişi var. Ehliyetlerini alıyorlar bizden. Evet. Ehliyeti olmadan kulübe giren bir bayan. Yanında bir professional herhalde. Kaç yıldır motor kullanıyorsunuz efendim? Bir. Bir yıldır yeter, daha fazla olmuş. Evet bak, yardımcı oluyorum. Motosiklet dayanışması. Harika. Bravo. Kulüp kıyafetlerine, logosuna bakalım. Oo. Logoyu kim yaptı hocam? Logoyu kulübümüz, başkanımız. SKMK. Samsung Kadın Motosikletler Kulübü. Neden motosiklet hocam? Bu aşk nereden geliyor? Aslında zorunlulukla başladık. İşe gidip gelmek, dolmuş bulamama sıkıntısı. Evet. Sonrasında... İhtiyaçtan başladı, sonra zevk almaya başladı. Sonra tutkuya döndü. Motorunuz nedir? Bende RKS Freccia var. İlk motorunuz mu? İkinci. Aa, daha bir yılda iki motor. Evet, şurada. Çok güzel bir motor. Kaçlık? 150'lik. Yükseltmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Evet, motor da hep böyle oluyor zaten. Hiç böyle sis sisin ne kalanı görmedim. Yamaha X-Max istiyorum şu an. Ya da ADV 350 olabilir. 350. Bir yıl daha bekle bence. Bir yıl daha mı? Evet. Şöyle yap bakayım. Bir yıl daha bir tecrübe yap. Hadi bakalım. Hadi bakalım, çalış bakalım. Kulübünüz nerededir hocam, derneğiniz? Derneğimiz yok şu anda. Resmi bir kulüp değil. Ha, resmi değil. Değiliz. Nerede? Evlerde mi topladık? Günler gibi. Normalde şey, Çınarlık tarafında bir arkadaşımız var. O açtı kulübü. Ha. Ben de bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Öyle başladı. Ne gibi etkinlikleriniz var? Festivaller oluyor diğer kulüplerin. Mesela Tokat Festivali'ne gidildi. Nereye? Tokat'a. Ha, ben gidemedim ona ya, sınavlar. Trabzon Festivali vardı. Şimdi haftaya Beziköprü Festivali. Hep beraber toplanıyoruz. Beraber toplanıyoruz. Katılım zorunlu mu? Yani işten dolayı, bayan olduğumuz için hani şimdi aha, çalışan var, evi olan var, gelemeyen var. Nasıl geçti ilk etkinliğiniz? İlk etkinlik güzeldi, ben gidemedim. Tokat'a gidemedim. Trabzon nasıldı? Trabzon yağışlıydı. Ha, konserler bir şeyler. Konserler oluyor, etkinlikler oluyor, yarışmalar oluyor. Bir şeyler kattınız mı orada böyle yani kendinize? Yani tabii etkinlikleri gördükçe, hani diğer kulüplerin, resmi kulüplerin neler yaptığını gördükçe işte biz de bir şeyler şey yapıyoruz. Peki kulübünüzün tüzüğü gibi bir şey, kuralları falan var mı? Hani öyle bir şey yaptınız mı? Hani belli başlı kurallar ha, yani. Hani kulübe katılımda yelek zorunlu bizde. Onun haricinde başka da bir şeyimiz yok. Aynen. Herkese açığız şey yani. Şey yapıyorsunuz değil mi? Güvenlik, güvenlikle ilgili mesela. Tabii güvenli sürüş eğitimleri, kendi aramızda konuşmalar. Evet. Şeyler oluyor. Şey mesela kıyafet zorunlulukları. Tabii şey, ekipman kesinlikle. Kimse ekipmansız çıkmıyor. Aynen. Mont, yelek, kollu. Belli zaten dizlikler. Aynen. Ama korumalı yeleğiniz yok. Evet, bugün arkadaşı getirdim. He. Tabii onlara çok dikkat etmek lazım. Bunlarla ilgili her şey olursa hani böyle eğitim falan iş yapmak isterseniz yardımcı olurum ben. Tabii yani. Olur. Ha, ileri güvenli ekonomik sürüşler falan yaparız yani. Kulüp başkanımızla konuşalım. Hatta ben onunla ilgili bir toplantı yapacağım yakında. Bizim bütün motor adaylarını toplayacağız. Biz daha önce bir kere yapmıştık. İkincisinde de sizde. Olabilir, olur. Sıkıntı yok. Kaç kişi var üyeniz şu an? Şu an 18 kişiyiz. 18 kulüpte. Kişi. Farklı farklı çalışanlar. Sosyal medya var. Falan bir şeylerimiz var mı? Var, Instagram hesabımız var, Samsun ne? Kadın Motosiklet Kulübü diye. Direkt Samsun Kadın Motosiklet Kulübü. Samsun Kadın Motosiklet Kulübü. Hemen takip edeceğim hocam. Teşekkür ederim. Takip ederken erkekler takip edebilir. Orada bir sürü. Yani amacımız bayanları motosiklet kullanmaya motive edip, evet, kullanmasına yönelik. Yani olması. Çok böyle ön yargılar var motosikletle ilgili. Evet. Sende de vardır illa ki. İlk başta vardı. Yani ben zorunluluktan hani eşim başlattı bana. İşten destek oldu. Çok güzel. İşten almaya gelip gidiyordu. Artık hani kendin öğren, kendin bir şekilde kullanmaya başla dedi. Öyle başladık. Önce ufakla başladık. Evet. Sonra işte motor hastalık. Yetmiyor. Var mı herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaştınız? İki hafta önce bir kazam oldu. İki ay önce başkanınız kaza yaptı. Başkan kaza yaptı. Nasıl bir kazaydı? İşte Tekeköy tarafında. Doblo bir araç. Hatta bayağı bir kavşak tutuldu. Kesik kavşaktır. Kavşak yandan, evet, yandan, evet, gelen. Yani klasik Samsun'da kavşaklara, yani aynen, bütün motorcu arkadaşlar, Samsun kavşakları çok sıkıntı. Kolu kesinlikle kırıldı. Yani yeşil yansa bile bekleyip çıkılıyor. Aynen, aynen.
Ya dikkat işi biraz fazla dikkat etmek lazım. Bizde şey var genelde yani sarı yanar yanmaz çıkıyorlar ya. Evet. Öbür taraftan da kırmızıya yetişmeye çalışan var falan derken anlamda, kavuşuyorlar. Evet, evet. Tabii iki teker olduğu için motor bisiklet sürücüleri daha çok sıkıntı çekiyor durumda. Önemli olan farkındalık yaratabilmek çünkü motosikletleri gerçekten görmüyorlar. Evet. Yollarda çok problem var. Aynen. Amacımız işte bayanları alıştırıp trafikte görmek, ne diyorsun motoru, desteklemek. Bak bu yaz mesela ben bireysel olarak söyleyeyim. Bu yaz inanılmaz. Geçen yazlara göre çok aşırı yoğun bir... Bayan, erkek yani çok evet. Büyük bir motosiklet şeyi var. Ekonomiden mi kaynaklı artık? Hem ekonomiden kaynaklı hem de trafikten kaynaklı. Evet. Artık trafik ilerlemiyor. Hani motorlu olunca bir şekilde yanlardan, aralardan. Bir de meslek olarak kurye mesleği de çok arttı. Evet. O da var. İşte güvenli sürüşler diyoruz. Elimden gelen desteği de size yansıtmak isterim. Teşekkür ederiz. Davet ederseniz tabii. Ederim. Başkanımıza selamlar o zaman. Teşekkür ederiz. Sağ olun.